Nasılsın? Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Vallahi iyi hocam ya. İyi olmaya çalışıyorum. Nasıl yaramız? Daha iyi mi? Daha iyi herhalde. Hı hı. Allah razı olsun. Belediye her zaman telefon ettiğim zaman ambulansım gelir, götürürler, getirirler. Hocalarım iki güne bir gelir, pansumanı yapar. Geçin buyurun. Buyurun geçin. Yürüyebiliyor musun? Yürümeyim. Yürümüyorsun. Tabii. İstersen. Ne zamandan beri yürüyemiyorsun? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sana bir armağanı. Sağ olun çocuğum. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Tamam. Yani. Asıl dökülmez bir şey. Güzel tansiyonun. Normal ilacını kullandın mı? Ha? İlacını içtin mi? Tabii. Yok. Tamam. 1.70 var annemin. Peki hareket ettirebiliyor musun ayaklarını? Yemesinde, içmesinde herhalde. Ağrıyor mu? Ağrımıyor. Oturmayan belimde. 4 yıldır da ben annemin başından ayrılmıyorum. Yani devamlı ona bakıyorum. İzmir'den Kemalpaşa'dan çağıracağımıza hastaneye falan giderken... İnşallah Armutlu'dan çağıracağız. Çok şükür şimdilik iyiyiz böyle. Nasılsın? İyi şükür kızım, hoş geldin. Hoş bulduk, geçmiş olsun. Şurada yumurta gibi bir şey oldu. O geçmedi mi ondan sonra? İşte onlar davuldu. Yemeğim de düzgün yiyor. Tamam, güzel. Son 3 ayda kilo kaybınız vesaire oldu mu? Hiç olmuyor. Güle güle, çok sağ olun, ayaklarınız sağlık. Kimse sizlerin kimsesi olma projemizin tüm İzmir'e yayılmasıyla ilgili önemli adımlarımızdan bir tanesi, yani bizim onlara gidip evde gerekli ilaçları kendilerine yazılması gerekiyorsa yazmak, eğer ki bir pansumanları gerekiyorsa, çoğunlukla bu hastalar yatağa bağımlı hastalar olduğu için yatak yaraları bizim esas ilgilendiğimiz konular. Bizim yaklaşık 5 kişilik bir ekibimiz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki hastane, Eşrefpaşa Hastanesi'nde de konsültasyonlarını yapabiliyoruz. Oraya nakledebiliyoruz. Oradaki uzmanlardan da destek alabiliyoruz. Türkiye'de ilk defa açılan bir birim.